Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Süper Lig'de artık sona doğru yaklaşıyoruz ve e, Galatasaray'dan puan kaybetmesini bekleyen Fenerbahçe taraftarının umutları gittikçe yerle yeksan oluyor. Ve Fenerbahçe zirve takibini geriden geriden sürdürüyor. hükmen galibiyeti de eklersek 33. maçlar sonunda Galatasaray 79. Fenerbahçe 74 puanda. Fenerbahçe'nin Galatasaray arasında bir maç var. Ancak Galatasaray'ın da matematiksel ve mantıksal olarak Ankara gücü maçı var önünde. O maçı o deplasmanda kaybetmesi lazım. Ki Fenerbahçe'nin de deplasmanda yenmesi lazım ki ancak öyle olsun. Onun dışında her harikarda Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. Fakat nasıl ilan edecek? Şimdi serüvene başlayalım. Başlamadan önce şunu belirteyim. Lütfen ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Olur mu? Sonuna kadar izleyin. Başlıyoruz. Evet sevgili dostlar. Şimdi ilk 10 hafta kötü Galatasaray ama şansa, kadere ya da ne bileyim işte e, hakem hatalarına ya da rakibin e, enteresan hatalarına bir şekilde ligde tutunan Galatasaray. Yani Süper Lig'in 10. haftasında sanırım 12 gol mü ne atmıştı Galatasaray. İlk 10 hafta gol atmayı bilmeyen Galatasaray. Bir Başakşehir maçı var canlandı. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu yarıda keserseniz beni Galatasaray'da bile ilan edebilirsiniz. Beni Galatasaray düşmanı da ilan edebilirsiniz. Beni başka bir şey de ilan edebilirsiniz. Ama videoyu sonuna kadar izleyin. Körleşmeyin. Şimdi Emre Belezoğlu'nun çıkarttığı kadro çok tartışıldı. Galatasaray'ı canlandırdı dediler. Galatasaray'ın çocuğu Emre Belezoğlu diyenler çıktı. Hala da diyenler var. Herkes dediği görüşü savunabilir. Derken Galatasaray'ın bir Alanya maçı bilmiyorum belki de bu 10 hafta içindedir. Ama değil diye biliyorum yani. Ben buraya not olarak ekledim de. Ee, görüntü paylaşmamaya dikkat edeceğim. Bir. İkincisi de notlarımda arkadaşlar atladığım sıra varsa da affınıza sığınıyorum. Çünkü Videoyu alelacele çekmem lazım ve alelacele de çekiyorum. Şimdi Alanya maçı Galatasaray'da Sakaboya'ya Galatasaray camiasına göre verilen haksız kırmızı kart. Alanya Spor'un çalınmayan penaltısı e, o kırmızıyı verdi ya o yüzden çalınmadı denen bir maç. 2-0'dan 10 kişi kalıp 2-2'ye verdikleri maç ki o zamanlar Alanya Spor da dikte o kadar iyi değil. Alanya Spor o zaman dikte çok dandik bir takım ve Galatasaraylıların ligi oynatmayız tehdidi. Ben şunu söyleyeyim. Bir kere tarafsız bir insan olarak şunu söyleyeyim. Her sene mi böyle olacak? Ligi oynatmayız. Gebertiriz. Öldürürüz. Kaldırırız. Bunları diyenler mi şampiyon yapılacak? Bunları diyenlere hiç mi cevap verilmeyecek? Yani bunları diyene gel ulan sen madem öyle mi dedin? Al ulan sana hadi oynatma. Ertesi maç. Mesela Hodri Meydan diye bir şey var ya kelime var ya. Hodri Meydan denilmedi. Her hafta ağıtlar. Okan Buruk'tan ağıtlar devam ederken büyük ekşi. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Florya'ya gittim. Bu görüntüler medyaya yansınca başka takımlara da gideceğim. Kur'an çarpsın gideceğim dedi. İnşallah o Kur'an çarpar. Çünkü hiçbir takıma gitmedi. Yani ne Fenerbahçe'ye ne Beşiktaş'a ne Trabzonspor'a gitmedi. MHK istifası dendi. Galatasaraylılar çok iyi organize oldular. İstifa sonrasında Lale Orta geldi. Ve Galatasaraylılar sistematik bir şekilde Lale Orta'nın Fenerbahçeli olduğunu, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptıracağını iddia ettiler. Ve gelir gelmez istifa başladılar. Sonrasında hakem hataları Galatasaray lehine öyle arttı ki Galatasaray oyuncuları tokat da atsa, yumruk da atsa, küfür de etse kırmızı yememeye başladı. Ve Sivas Spor müsabakasında offside'ımsı skandalı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Adaletli bir ligde yaşasaydık o maçtan sonra o hakemler ömrü billah hakemlik yapamazdı bir. O maçtan sonra Galatasaray lehine hiçbir hakem hatası yapılmazdı çünkü o olay kırılma noktası olurdu. Ne yapıyorsunuz yapın. Derseniz küme düşün denirdi. Ama Galatasaray lehine hatalar sürdükçe sürdü. Fenerbahçe iyi gidiyorken yediğimiz haksız kırmızı kartlar. Şimdi Fenerbahçe kısmı da var. Ofansif bir takım olduğumuz için çok pozisyona girmemiz ve çok penaltı almamız gayet normalken algılar ve sonrasında hak ettiğimiz penaltıların bile verilmemeye başlanması. Tabii Galatasaray camiasına göre İrfacan'ın aldığı penaltı, Arda'nın aldığı penaltı. Bunlar penaltı mı ulan derken kendi kazandıkları penaltılar ve Fenerbahçe penaltılarını bir kefeye koymadılar. Çünkü onlara göre onlara verilen penaltılar mübah. Fenerbahçe'ye verilen günah. Şut çekiyor. Eli açık. Valencia şut çekiyor. Oyuncunun eli açık. Buna penaltı verilir mi? Yakın mesafe. Korner kullanılıyor. Top oyuncunun bacağından sekiyor. Ayağından sekiyor. Penaltı veriyorlar Galatasaray'da yine. Bakın bu penaltı. Sonra ne yaptılar? Kadro kötü algısı. Çünkü bir algıyla giderlerse çürütebilir. Yani bu e, algıyı algı çürütebilir. Kadro kötü algısı. Oyuncularımızı yuhlayalım diye taraftara yem ettirdiler. İrfancan Can yuhlandı. Altay yuhlandı. Ya ben şunu söylüyorum. Mükemmel oynadıklarını iddia etmiyorum. Valencia yuhlandı. Şu an gol kralı. İyidir kötüdür bir şey diyemem. Ama yarın bir gün Arda Güler'in yuhlanmayacağı, yarın bir gün bugün kahraman ilan edilen Ferdi'nin yuhlanmayacağı ki Ferdi'nin golü asisti yok diye ortaya yaydılar. Millet lafı geri tıkadı. Sustular. O sahayı kötü dediler. O sahayı bir ara coşmaya başladı. Sustular. Yani salayı kötü, şu kötü, bu kötü. Sustular. Bu maç ölçü maçı değil dedikleri her maçta Fenerbahçe tokatlayıp geçti. Sustular. Tabii har e, harika hakem hataları Fenerbahçe'nin aleyhine olunca. Adana Demirspor maçı. İstanbulspor gibi maçlarda yapılanlar. Yani kim ne derse desin. Bu iki maçtan Fenerbahçe 4 puan almış olsaydı. Bugün bunları mı konuşuyorduk? ben şunu söyleyeyim Adana Demirspor maçından 3 puan alsaydın bugün lider Fenerbahçe en yakın rakibi Galatasaray'ın belki 5 puan önünde olurdu. Ayrı bir mesele. Evimizde kazandığımız Ankara gücü maçı. Bu maçta doğranmamız. Ama sanki rakip doğrandı algısı. Hala Ankara güçlüler biz doğrandık diyorlardır. Kayseri Spor'un Galatasaray tesisinde kalması, 6-0 yenilmesi, Galatasaray'a hayat vermeleri. Hani bu aralarda da Galatasaray taraftarı lig satılmış şikeli falan dediler. Hatta Erden Timur ne dedi? Ligin bitiminde bir şeyler açıklayacağım dedi. Bu lig şikeli dedi. Bu ligin şampiyonu şikecidir dedi. Ve sezon sonunda açıklayacağım bu şikeyi dedi. Gör, bakalım açıklayacak mı? Ben buradan şu çağrıda bulunuyorum. Galatasaray taraftarı. Yani omurgasızlık etmeyin. Siz de söyleyin. Açıkla kardeşim deyin. Ya hani sindirmeyin bak. Bugün haksızlığı sindirirseniz yarın başka şeyleri sindiririz. Neyse. Dün Sivas maç öncesinde Sivas Spor'un da aynı otelde kalması. Hocam bunlar tesadüf. Tesadüfe sadece ateistler ve geri zekalılar inanır. Tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey tevafuktur. Ya geri zekalıysanız inanın. Tesadüf. Ya kime göre tesadüf? Her şey kaderin oyun. Bir, yani 20 milyonluk İstanbul'a gidip ben mesela 20 milyonluk İstanbul'da Kayseri'den arkadaşımla karşılaşıyorum. Tesadüf. Ulan Allah o kaderi yazmasa ondan nerede karşılaşacağız? İmkanı var mı? 20 milyonda bir. Neyse buna çok takılmayalım. Geçen haftadan 4 futbolcusunun sarı kart ceza olması ve enteresandır. Hiçbir şey yapmasa bile sarı kart yiyip ceza durumu düşürmesi. Bu maçta Samu Sainz'in maça hiç alınmaması. Hani Rıza Çalınbay da zaten dünden razı. Hani Rıza Çalınbay'a deyin ki evladın mı ölsün Fenerbahçe mi kapatılsın? Yani birinden biri oldu muydu? Yani, harbi söylüyorum adamdaki Fenerbahçe düşmanlığını anlayamıyorum. Yıllar önce Fenerbahçe tribününde babası kapıcı diye Rıza gelirken iki ekmek al bir süt al öyle bir tezahürat açıldı ki çok aşağılık mikrop bir pankarttır o pankart. Yani Fenerbahçe'ye ve taraftarına yakışmayan bir pankarttır. Belki de onlandır Bu kuyruk acısı ve Fenerbahçe düşmanlığı. Ama şunu söyleyeyim. Baban eğer kapıcıysa şerefiyle ekmeğini kazanmış bir adamdır. Sen ama Fenerbahçe maçlarında aslan kesilip başka maçlarda takımını kazanmasın diye uğraşıyorsan da senin kazandığın paranın helalliğine bakar. Bu arada Icardi'nin attığı ilk golde Sivas beki'nin olmayışı herhalde tatile çıktı. İkinci golde kalecinin yediği hatalı gol. Ay, hatalı gol demişken Ali Vural Şaşaf bu kaleci bizim 3 gol attığımız Sivas maçında da kalede. Ve bu kalecinin adı Şikeci Kaleci. Galatasaray kaleci taraftarı söylüyor Bu kaleci Şikeci Kaleci diyorlar. Düşünün bak. Şikeci Kaleci. Yani ben demiyorum. Onlar diyor. Anlatabiliyor muyum? Ben hani e, size bırakıyorum takdirini. Yine devam edeyim. Ben sözlerime devam edeyim çünkü söyleyecek çok şeyim var. Hani acaba operasyon yemeyim diye kaleci, kaleci korktu da mı yedi? Ben şunu söyleyeyim. İki golde de Rossi'nin attığı golde de Icardi'nin attığı golde de futbolcular kaleci kontur piyede bıraktığı için bu kaleci bu golü yedi. Yani her kaleci yiyebilir. Normal bir forvet içeri çevirir içerideki vursun diye bu kaleye vurdu. İşte normal olmayan forvet de böyle oluyor. Şimdi Galatasaray bize kök söktüren Sivas Spor'u çok rahat bir şekilde yendi. Niye? Sivas Spor'un e, çarşamba günü Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçı var. Ona asılacaklarmış. Çok rahat bir şekilde yendi. Şampiyonluğa da çok rahat bir şekilde, kolay bir şekilde ulaştı. Ama şu var. Fenerbahçe şampiyonluğu istemedi desem. Bakın yaptığımız transferler ve gol <laughs> asist dakikaları. Şimdi hep transferleri kötülemeyelim. Biraz da pozitif bakalım. Emre Mor 1561 dakika 6 gol 3 asist. Memnun muyuz? Ya ben ben memnunum. Batshuayi 1536 dakika 17 gol 1 asist. Joshua King tuhaf gelecek. 1434 dakika 6 gol 3 asist. Aşağı yukarı Emre Morlan aynı. Arao 2958 dakika 1 gol 4 asist. Lincoln 2066 dakika 2 gol 8 asist. Kesinlikle memnunum ben Lincoln'de. Rossi 2568 dakika 4 gol 11 asist. Umarım birine kitleriz. Luan Perez 1107 dakika 1 gol 1 asist. Ve herkes şimdi onay vermeye başladı. Osterwald'e 174 dakika yuhalama. Bunu mu aldınız? Denmesi. Ki Caio Pedro 1250 dakika 5 gol 1 asist. Beni tatmin etmiyor açıkçası. Gustavo Henrique 1758 dakika 3 gol 2 asist. 10 gol atsın. Yedirdi. Alioski 1423 dakika 1 gol 2 asist. Bu performans sıkıntılı. Şimdi Alioski Gustavo Henrique Buruma gibi isimleri aldın senenin başında. Çok merak ediyorum. Şampiyonluğu 100. yılda şampiyonluğu isteyen takım bunu mu alırdı? Bunları mı alırdı? Ali ki bak ben onayı veririm. bu Gustavo Henrique'ye vermem. Buruma şüpheli. Bana e, neydi o Başak Senal? Bertrand Travore gibi isim lazım. Gidip alacaktın. Joshua King. Kronik Sakat. Cao e, Pedro. Urs. E, Thiago Çukur. Hadi proje. Onu anlarım. Takımda orijinal kanat yokken 4-1-3-2 oynayacak adam sana niye kanat aldırmadı? O da aydı bir şey. Yetmedi. Takımdaki kanat oyuncusu Buruma'yı devre arasında gönderdin. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi ona da geleceğim. Sene başı transferleri dahi var. Hani epey şey var ama hepsini geçtim. Konya'da hakkın yenildiğinde bir Galatasaray kadar olup ligi bitirtmeyiz diyemedin Ali Koç. Devre arası geldi bir kanat diye yırtındı taraftar. Çok özür diliyorum bu tabiri kullanıcı. Yırtındı taraftar. 2,5 milyon euro istiyorlar diye Borini'ye çok dedin. Almadın. Ki ligin en golcü isimlerinden biri. Onun yerine oynatmayacağın Osterwolde'yi aldın. 6 milyon euroya. 174 dakika 6 milyon euro. Yani 6 milyon euro. Ve hiç oynatmadın. Samet neyse mecburdun. Türk kuralı, stoperlerin dandikliği falan mecburdun. Sen şampiyon olmak istemedin. Emre Demir'i alıp kiraladın. 2.5'a Borini'yi alsaydın Rossi, Mossi top oynamazdı. Borini bir kanadında taktiğini değiştir. Sistemini değiştir. 4-1, 4-1'e dön. Ne bileyim kanat forvet oynat Borini'yi. Çok şey değişir. Ama sen istemedin şampiyon. Alioski, Lincoln, Atilla Salahi, Luan Perez sol de oynayabiliyorken aldım. Yine de özellikle Avrupa'da Avrupa takımı gibi oynadık şimdi Allah için. Adil hakem yönetimlerinde neler olduğunu gösterdik. Finalist Sevilla'yı Sevilla elimizden kaçırdık. Hatta farkı kaçırdık. 103 gol rekoru kaçıncı maçta kırılır derken hakemler gol krallığına koşan Valencia'ya yattı, Ali Koç yattı. Avrupa'da bu kadar uzun süreyi yani bu kadar uzun süre Avrupa'da e, gitmeyi en son ne zaman gördük? Allah bilir. Atabiliyor muyum? Şimdi bakın. Bak şimdi buraya kadarki ki e, hem bizim hem rakibin istatistiği. Şimdi bak şunu da söyleyeyim. İçimden Galatasaray'ı eee Bak 6 Şubat günü bu ülke tarihindeki en kötü günlerden birini yaşadı. Ülkemiz mahvoldu. 7 Şubat'ta da kahroldu. Bir i̇kinci deprem artık umutları her şeyi mahvetti. O günlerde Allah da şahidim sizlerde Galatasaray şampiyon yapsalar gram ses etmezdim. Hatta sevinirdim. Ligi bitirdiler çok şükür canlar yanmayacak diye. Kutlardım Galatasaray'ı. Derdim ki helal hoş olsun demek ki bizden iyi bir şeyler yapmışlar ki buraya kadar gelmişler. Çünkü o günlerde bu kadar sıkıntı yok. Şimdi içimden gelmez. Çünkü hak yediler. İster inkar etsinler ister etmesinler. Ki kabul etmiyorlar. Etmezler. Onlara göre hak yemek mübah. Ama kendilerinin hakkının yenilmesi günah. Böyle bir şey yok. Bak Allah çıkarır. Bugün çıkarmasa bir sene sonra, beş sene sonra çıkarır. Çıkarır. Ha diyeceksiniz ki Fenerbahçe hiç mi hak yemedi? Lehine hiç mi hata yapıldı? Elbette Fenerbahçe lehine de hatalar oldu. Yok diyen kişi Defolsun geçsin. Yani olmadı diyen yalan söyler. Ama bir düşünelim bak. Ümraniye ile 3-3 kaldın. Rakibin 2 golü yani 3 golü de şaibeli. Gitti 2 puan. Hemen daha digin başında. Konya'ya 1-0 yenildin. Gol krallığına giden Valencia ye haksız yere atıldı. Bunu bugün bak şunu söyleyeyim. Spor otoritelerinin çoğunluğu ne derse o, o şekilde söylüyorum. Kendi fikrim değil. Kendi fikrim de aynı şekilde ama bunu söyleyeyim. Adana Demir maçı 1-1. Gitti 2 puan. Türk spor tarihinin en kirli hakem yönetimi ve bu hakem bu işten ekmek yiyorsa Allah o hakemi atayanların da belasını versin o hakemin de. Ki sonradan alt ligde maç yönetti onların da hakkını gasp etti. Giresun'a 2-1 yenildik. Haksız kırmızı yedik. Ancak Serdar Aziz hediye etti. Hani ben şunu söyleyeyim. Giresun maçını ben saymıyorum. Çünkü Giresun maçında kazandığımız penaltı beni içime silmemişti hatırlayın. Ben buna penaltı vermem. Rakip kazansa hakeme söverim dediğim penaltılardan biri. İstanbul maçı 3-3 kaldık. Hakemin net adil olmayan yönetimi var. Vermediği penaltımız var. Vermediği golümüz var. Hak ettiğimi hak etmemize rağmen tertemiz golünü vermedi. Penaltını vermedi. 2-0 öndesin Ferdi Kadıoğlu'na uyduruk bir penaltı verdi. Bir de sarı kart verdi. Bu yani cehenneme depar Onu da söyleyeyim. Giresun maçı 1-1 bir bir. Atilla Salahin'in ikramı. Bunu saymıyorum. Ha İstanbul maçı da ikram. Ama hakem yönetimini de saymazsam. Yani vicdanen mahvolurum. 9 puanlık bir kayıp. İyi de senin evinde Galatasaray'a yenildin. Evet o da bizim salaklığımız. Yani Giresun maçındaki salaklık. Bu da salaklık. Beşiktaş'a bir kaybettin. Bu da salaklık. Sanki Ali Koç dedi ki Jesus'a aman ha şampiyon olma. Sat gitsin maçı. Üçlü mü çıkıyorsun? Oyuncu değişikliğinde hata mı yapıyorsun dedi. Ortak bir iş var. Ben şunu diyeyim. Hiçbir bak bu süperlikte hiçbir hata tek taraflı değil. Fenerbahçe lehine aleyhine fark etmez. Bir de şunu belirteyim. Avrupa'da akla kara çıkar ortaya. Seneye çıkar. Ancak ondan önce şunu da diyeyim. Son yıllarda Kulüpler Birliği Başkanı kimse onun takımı şampiyon oldu ya da yapıldı. Değil mi? Bak istatistiklere bakın. Bu sene Ali Koç başkan oldu. Kulübü en çok hakkı yenen takım. Açık ara en çok hakkı yenen takım. Yani Ali Koç'un Fenerbahçe'ye ne yararı dokundu? Bak. Yani seneye Zaha deniliyor bilmem Liva Koç falan filan. Ne değişecek? Gelseler ne değişecek? Hocam bu hükümet öldüğü müddetçe şampiyon yapmazlar diyoruz. Ya, ya iktidar değişecek ya Ali Koç değişecek. Ben onu da söyleyeyim. Hocam iktidar düşmanı mısın? Ali Koç düşmanı mı? CHP'li misin? Bilmem necim. Ben Fenerbahçeliyim. Tek siyasi görüşüm Fenerbahçe. Bakın takım iyiyken bizi şampiyon yapmasınlar diye. Fenerbahçe taraftar belki de iktidara kinlensin diye belki de. Ali Koç laf üstüne laf atmadım. Geçen yıl biz iyiydik. Şampiyonlar koşuyoruz. Trabzonspor'la ilgili çıktı. Bakanlar, loca falan filan dedi. Ondan önceki sene biz çok iyiydik. İyi gidiyorduk. Çıktı dedi ki bankalar konsorsiyonu 5 senelik imza atılmaz. O kulüplerin satışı demek. Ben buna imza atmayacağım. Lan kurulu düzeni niye bozuyorsun? Yani 2 sene önceki şampiyonluğu Ali Koç bankalar konsorsiyonuna laf atarak geçen senekinde Trabzonspor'a laf atarak siyaset şöyle böyle dedi. Bak ben şuna kızıyorum. Ali Koç siyasete laf attı. Al onan öyle olmaz böyle olur dediler. Şampiyon yaptılar. Birilerine. Bu sene Galatasaray tehdit etti. Kimse demedi. Ulan öyle olmaz böyle olur diye. Sonuç olarak bizi satan kim acaba? Acaba şampiyonluğu Galatasaray'a hediye eden kim? Tamam hakim faktörü var. Tamam rakip faktörü var. Tamam şu bu falan. Ama kim? Ben bir şey söyleyeyim. Mi? Ya Ali Koç hain ya da birileri istemiyor. Yani hain mi? Birileri mi bir istemiyor mu? Siz bileceksiniz. Hocam peki iktidar Ali Koç bakın benim fikrim şu. Ya iktidar değişecek Hani Koç devam edecek. Ya Ali Koç değişecek iktidar devam edecek. Ya da iktidar değişiyorsa da Ali Koç değişecek. Bu denklem bu. Hocam Ali Koç'u sevmiyorlar değil mi? Şöyle böyle. Ali Koç'u kendi yaptığı hatalardan sevmiyorlar. Lan sen koçsun. Masaya yumruğunu vurup. ben bugün Mustafa Hoca olarak elimden gelen ne varsa yani. Gücüm yok. 29.900 kardeşime hitap edebilirim. Gücüm bu. Sen koçsun. Sen koştuğunu Fenerbahçe düşmanlığında gösterdin maalesef. Sonuç olarak 2022-2023 senesi de şampiyonluktan uzak geçti. Hocam kara gücü bir tane Galatasaray'a çakarsa, biz de şuna çakarsak şöyle şunu... Olyanlacığım, bacağını kestiler olsun bir tane daha mı var diyeceksin. Ya bunları da geçiniz abi. Geçen sene Galatasaray'a onca para harcatanlar. Yani elbet garanti vermiştir belki de. Bu sene de bize bu kadar para harcatacaklar. Zaha iyi getirin şunu yapın bunu yapın. Sizi şampiyon yapacağız derler belki ama Ali Koç varken yine ayaküstü bizi dolandırırlar. Çok saf başkanımız var. Bu sene de dolu dizgin giderken ne oldu? Hocam bu sene ne oldu? Hükümete mi laf soktu Ali Koç? Kime soktu? Lan arkadaş. Tövbe estağfurullah. Takım dolu dizgin giderken, 103 gol rekoru kırıldı mı derken Ali Koç ne yaptı biliyor musun Ne dedi? Seneye dedi 5 yıldızı formayla çıkacağız dedi. 5 yıldızı kabul edeceksiniz. Eşek gibi kabul edeceksiniz dedi. Takım çok iyi gidiyor. Sus ulan. Sus ulan sus. Sus. Sus be adam sus. Sen en büyük Fenerbahçe düşmanı mısın be adam? İki sene önce bankalar konsorsiyumu geçen sene Trabzonspor'un localarını belediye başkanları aldı milletin hakkını yiyor falan filan. Bu sene bu. Bir şey söyleyeceğim. Ali Koç o kadar başarılı bir adamsa CHP bir yerden milletvekili adayı çıkartsaydı ya. Bolu dizginlerken 5 yıldızı forma. Dikkat edin oradan sonra düştük biz. Oradan sonra bizi haşat ettiler. Evet şimdi toparlama evresi. Şu ana kadar belki Galatasaraylılar bana sövüyorlardır ama buradan sonrasına dikkat. Ya da Fenerbahçe'de. Biz önce hatalarımıza bakmalıyız. Ali Koç da öyle. Devam edecekse bu. Oh. devam etmeyecekse daha güzel bizim için. Ne güzel işte. Yani bir bu. İkincisi olağanüstü bir kadro kurmak lazım. Yani saha içinde ve saha dışında. Yine de şampiyon olsak bile Ali Koç'tan çıkmamız lazım. Zaten bu düzende Ali Koç herkesi seviyor. Yani herkes Ali Koç'u seviyordur. Galatasaraylılar en sevdiğiniz başkan kimlikte? Ali Koç. Trabzonsporlu Ali Koç. Beşiktaş'ta Ali Koç. Niye? Adamın Fenerbahçe dışında herkese yararı var. Şey gibi düşün. Arkadaşlar elinde 100 tane Fenerbahçe forması var. Fenerbahçelere dağıtmıyorum. Demek gibi bir şey. Ali Koç böyle bir adam. Ya size soruyorum şimdi. Genel düşünün. Bak. Yüzde şu kadar hakeme, yüzde şu kadar Galatasaray, yüzde şu kadar rakipler yattı, yüzde şu kadar sakatlıkla. Bir de o var. Fenerbahçe'de herkes sakatlanıyor. Sağlık ekibi hala devam. Galatasaray'da ulan bir tane Icardi sezonu kapatsaydı bu kadar olmazdı belki. Bir Torreira kapatsa, bir Nelson kapatsa Galatasaray ayvayı yemişti. Ben şunu soruyorum. En büyük suç kimde? Galatasaray'ın şampiyon olmasında ya da yapılmasında. Hakemlerde mi? FF'de mi? Galatasaray'ın kendisinde mi? Arkasındakilerde mi? Lobisinde mi? Ali Koç'ta mı? eminim %99.9'umuz Ali Koç diyecektir. En büyük suçlu Ali Koç diyecektir. Hocam Galatasaray kollanabilir. Olabilir. Senin başkanın çıkacak. Onların takdini yapacak. Ne diyor? Seçimden sonra Galatasaray'ın Riva projesi. Adamlar Riva projesini de yapar. Başka şey de yapar. Sen hükümete yakın olaydın. Bak Allah şahidim. Eğer AK Parti seçilirse. Yazın olağanüstü kongre. Bilal Erdoğan benim başkan adayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Çok iyi başkanlık yapar şirketleri mirketleri var. Vallahi bak Fenerbahçe'ye başkan adayım. Saadettin Saran diyenler siz zerre futboldan anlamıyorsunuz. Hakan Bilal hiçbiri değil. Bilal Erdoğan Fenerbahçe'nin başkanı olsun. 5 sene, 5'te 5 beş yapmazsak ben bu işi bırakırım. Kanalı falan kapatırım. 5'te 5 beş şampiyon oluruz. Harbi söylüyorum 5'te 5 beş şampiyon oluruz. Yani şiir gibi top oynarız. Fıstık gibi yıldızları getiririz. Paris Saint Germain gibi kadro kururuz. Hocam sen de bilmem ne işin olmuşsun. İstediğiniz yorum yapın. İstediğiniz yorum yap. Eğer yani 28 Mayıs seçimlerinden sonra AK Parti seçilirse Ali Koç'ta devam etmeyelim. İsterse Messi'yi getirsin, Neymar'ı getirsin. Kırdığı gaflar ya da Fenerbahçe'ye bile bile bunlar bu zararları verdi. Ya yani ne bileceksiniz için? Hocam çok iyi Fenerbahçeli. Çok kadar şey verdi. Ben size bir şey söyleyeyim. 100 milyon euro harcasın. Firmino'ya yıllık 4 versin. Zaha'ya yıllık 5 versin. 9 milyon euro. Hakim Ziyeki de 10 servisini ne şekilde alıyorsa alsın yıllık 5 de ona versin. 14 milyon euro. Nabi Keita boşa çıkıyor. Hadi 5'te 10'a ver. 4'te 10'a versin. 18 işte. Libakovic alsın. Bekao'yu alsın. Bak takımın çehresi değişti. Ah, 100 milyon euro bile değil. Bon servisi şu supusu 100 milyon euro bile değil. Bir yılına 100 milyon euro versin. Bak bakalım neler kazandırıyor. Ya son maçta bizim takım gidip Galatasaray'a alkışlar. Ben size diyeyim. Ali Koç varken her şeye her rezilliğe hazır olun. Her serileri şunu bunu bitirdi. Bizim derdimiz Galatasaray değil. Bizim derdimiz Beşiktaş değil. Bizim derdimiz Trabzonspor değil. Ya hatırlayın Elif'i çıkartan o muhtarın bugün ben de Fenerbahçeliyim demesin. Ya bunları unutmayalım. Bugünler gelir geçer. Fenerbahçe'de Galatasaraylı arkadaşlar, Beşiktaşlı arkadaşlar. Bugünler gelir geçer. 5 sene sonra belki Fener kullanacak. Galatasaraylılar diyecek ki bu şöyle böyle falan. Belki 2 sene sonra Fener kullanacak. Bu sene Galatasaray'a yapılan kıyaklar Fener'e yapılacak. Ya da Beşiktaş'a. Kabul edin etmeyin. Hiç önemli değil. İçinizden ettiğinizi ben de farkındayım ama ediyorsunuz ama. Allah herkes için gönlüne göre versin. Bak benim bu duamdır. Aynı zamanda bedduamdır. Allah herkesin gönlüne göre versin. Olur mu? İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray şampiyon oluyorsa da, yapılıyorsa da bir şeyleri doğru yapmıştır. Adam riske girdi. İkardiyi getirdi. Kiralık da olsa getirdi. Sen yani Bertrand Traore'yi sana kiralık veriyorlardı. Ben opsiyonunu istiyorum diye almadı. Horini adam sana iki bıçağı verirken yok dedin altıya gittin sol bek aldı. Bekao'ya, Nino'ya 5 milyon euroya kadar düşmüş derken sen gidip bilmem kaç milyon euroya e, gittin kimler aldın. Luan Perez'in sakatlığı şanstır. Cao Pedro'nun şanstır. Cao Pedro varken o varken bu varken 50 tane forvet aldın. Şimdi sene sonunda var ya iyi bir yapılanmaya gitmen lazım. Az önce saydığım isimleri alman lazım. Ama bizim Ali Koç'tan çıkmamız lazım. Hocam iktidar değişirse yani iktidardan kastım başkan şey. Recep Tayyip Erdoğan yerine Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse. Hocam o zaman Fener'i kollarlar mı? Hayır. Hiçbir şey değişmez. Hiçbir şey değişmez. Hatta Ali Kuş daha da küstahlaşır. Ama bu sefer hükümete çakmayacağı için, hükümete laf sokmayacağı için kimse bizimle uğraşmaz. Belki Uğur Dündar araya bir şeyler girer. Bizim lobimiz olur. Ya tek umudum bu. Başka türlü yok. Eğer dediğim gibi bu şekilde olacaksa da benim başkan adayım Bilal Erdoğan. İstediğinizi düşünün. Hocam siyaseti futbolla Siyaset futbolla iç içe ya. Ne demek bulaştırmak? Bir cumhurbaşkanı Fenerbahçe'de yıllardır sanki her sene bizi şampiyon yaptı. Onun 11. Galatasaray şampiyonluğu oluyor AK Parti iktidarında. 11. Galatasaray şampiyonluğu. Yarı yarıya. Ve başkanı Fenerbahçe dedi. Yav yani el insaf diyeceğim de Allah herkese vicdan versin. Teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup desteklerseniz sevinirim. 7-24 Fenerbahçe konuşuyoruz. Duyumlar konuşuyoruz. Yorumlar konuşuyoruz. Olmasanız da canınız sağ olsun. Görüşmek üzere.